Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Temmuz ayının sonlarına doğru geldik. Bu aralar Temmuz'un 15'inden sonra iyice çıkan bir reyhan bitkisi var. Reyhan var şöyle şimdi gördüğünüz gibi. Mis gibi kokuyor. Bunlardan şerbet hazırlayacağız. Bir Osmanlı şerbetidir. Çok kolay, çok hızlı ve çok lezzetli. Size gereken malzeme limon, reyhan ve şeker. Başka hiçbir şey değil. Şimdi suyumu kaynattım. Altını kapattım. Bir 3-4 dakika kadar su kaynaması gitti. Küçük bir dinlendi. Daha sonra bunu kabıma alacağım. Reyhanlarımı atacağım, limonu atacağım, şekeri atacağım ve 5 dakika. 5 dakika sonra şerbetim hazır. Şimdi hemen başlayalım. Normalde suyu kaynattığınız tencerede yapabilirsiniz ama ben size göstermek için şöyle şeffaf bir kabım var, onu alacağım. Kaynar suyumu kabın içine alıyorum. Benim şekerdeki ölçüm şu. Ben buradan çıkacak her su bardağı şerbete bir yemek kaşığı şeker kullanıyorum. Burada yaklaşık 20 bardak su var. Bu su bardağının içerisinde de yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar şeker var. Hal böyle olunca da yaklaşık 2,5 su bardağı veya 3 su bardağı şeker atacağız. Ve 3. Şimdi 3 su bardağı şekerim atıldı. Ben buraya direkt reyhanlarımı veriyorum. Hiç saplarını, maplarını kesmeden dikkat edin. Sıcaktır. Şöyle. Evet. Daha sonra bir limonum vardı. Bir limonumu da atıyorum içerisine. Evet. Bunu içten içten şöyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar rengin değiştiğini görüyorsunuz. Bakın önce mor bir renk alacak. O mor renkten sonra da harika, çok tatlı böyle bir pembe renk alacak. Şöyle reyhanlarımızı iyice içine atalım. Bu gerek değil ama eğer reyhanların daha iyi renk salmasını istiyorsanız şöyle limon tozum var. Limon tozundan fazla değil. 7-8 tanesini atarsanız eğer reyhanlar çok daha güzel renklerini salacaktır. Karıştırdığımız bu sıvıyı 5 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim arkadaşlar. Şöyle 5-6 dakika kadar, hatta belki biraz daha fazla, rengine baktım çünkü. Reyhanlar sıcak suda durdu. Şimdi bunları, reyhanları ve limonları ayrı bir kaba alalım. Daha sonra bunları şişeleyeceğiz. Şimdi bu arkadaşı şöyle cezvemizin yardımıyla bir şişeleyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika renkte bir şerbetimiz oldu. Şimdi bu şerbet şu anda sıcak. Bunlar bir güzel soğusun. Ondan sonra güzel bir tadımını yapacağım. Bakalım istediğim gibi olmuş mu? Harika gerçekten. 2 demet reyhanla yaklaşık 4 litre şerbet elde ettik. Gerçekten çok güzel, çok bereketli ve çok lezzetli bir şerbet. Şerbetler soğuduktan sonra görüşmek üzere. Şimdi dostlar tadımına geçmeden önce almış olduğum bir sonucu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu önemlidir. Bakın orijinal içeceğimin rengi bu şekilde. Gördüğünüz gibi harika bir pembe rengi var. Şimdi bir de aynı anda yaptığım aynı içeceğin şu rengini göstereceğim. Bu da aynı batında yaptığım içecek ama arasındaki fark şu. Bakın. Yanlışlıkla içerisine reyhan yaprağı kaçırmışım. Ve bu reyhan yaprağı belli bir süre içerisinde suyu ve içeceği bu hale getirdi. Ve bütün toksinini içine verdi. Gördüğünüz gibi arasındaki fark. Bu içecek 10 numara. Bu içecek çöp. Yani bunu yaptığınızda şişelerken azami dikkat gösterin.
İçerisine yaprak kaçmasını hiçbir şekilde izin vermeyin. Çünkü içeceğiniz kesinlikle olmuyor ve bozuluyor. Şimdi gelelim tadımımıza. Evet sevgili lezzet dostları, şimdi reyhanımızı bir tadalım. Yaptık, soğuttuk. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi harika bir rengi oldu. Şöyle bir dolduralım. Evet. Şimdi bu şerbeti yaparken de içerken de çok güzel bir reyhan kokusu etrafa yayılıyor. Ne yapacağız? Bunun içerisine şöyle buzumuz var. Buzumuzdan atalım. Biraz daha soğutalım şöyle. Evet. Benim evde reyhan kurusu da var. Şöyle üzerine reyhan kurusu da atalım. Hani biraz renk olsun. Evet. Hatta içinde olduğu için şöyle ince bir limon dilimi keselim. Şöyle yapsınlar. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şöyle bir tadalım bakalım nasılmış. Mis gibi kokuyor. İnanın bana mis gibi kokuyor. Müthiş bir yaz içeceği. Aşırı ferahlatıcı. Gerçekten çok güzel. Şöyle sıcak yaz gecelerinde hem misafirlerinize sunacağınız hem de sizin rahatlıkla, gönül rahatlığıyla içebileceğiniz bir içecek. Müthiş. Gerçekten harika. Denemenizi aşırı tavsiye ediyorum. Reyhanın tam vakti. Hem fiyatı ucuz hem taze. Gerçekten rengini harika veriyor. Mutlaka deneyin. Hiçbir zararınız olmaz. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Ama denemezseniz aklınız bunda kalacağına emin olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hakan Aga Mutfağı'nı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Ama tariflerimi denemeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.